Esselamu Aleyküm dostlarım. Hüdem Tekin'in bir önceki bölümünde. Tekin lise öğrencisiydi. Babasıyla beraber yaşıyordu. Annesi onu çok küçük yaşta terk etmiş. Akibeti hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Okuldan sonra kendi aşığını çıkarmak, ayakları üzerinde durmak için bir oto yıkamacı da çalışıyordu. O gün gelen bir arabada adamın sürekli arabasının bozulduğu ile ilgili şikayetini dinledi. Sonrasında da arabayı temizlemeye başlayacaktı. Bagajında bulduğu kağıtlara dokunduğunda eli bir anda çarpılıp yanar gibi oldu. Sonrasında bir sorun olmasa da akşam vakti eve geldiğinde elinde kabarıklıklar, sonrasında da panormal olaylar yaşamaya başladı. Telefonu çaldığında arayan iş yerine sahibi Vedat'tı. Oraya gelmeleri gerektiğini söyleyerek eve geldiler. Eve geldiklerinde durumu izah etti herkese. Baktığında hoca bir şey bulamadı. Evden çıktılar. Uykuya dalan Tekin daha büyük karanlıklar yaşamaya başladı. Bunun üzerine bir anda karanlıkların geçmesiyle kendine zor geldi. Elini yüzünü yıkayıp geri dönecekken kapı çaldı. Gelenler yine aynıydı. Bu arabanın sahibi, Tekin'in patronu ve o hoca. İçeriye buyur etti onları. Korksa da başka çaresi yoktu kağıtlara dokunmasıyla beraber büyüye temas ettiğini söyleyen hoca artık bir sorun yaşamayacağını söyledi. Bunun rahatlığıyla beraber onlar gittikten sonra yattı Tekin. Sabah kalktığında okula gitti. Her şey normaldi. Ta ki ön sırasında oturan Gizem adındaki arkadaşının garip konuşmalarını duyana kadar. Kendisinin canına kıyması için konuşmalar geliyordu. Annesinin babasının boşanıcı, onu sevmediklerine dair konuşmalar. Bunun üzerine niye böyle saçma sapan konuşuyorsun diyerek Gizem'e doğru döndü. Gizem o sesleri duyduğundan dolayı Tekin'e karşı şaşkınlık geçirdi. Sonrasındaki konuşmalardan sonra Tekin'e eve gelmesi için ikna etti. Okul çıkışında annesini ispatlamaya çalışan Gizem sadece Tekin'in duyabildiğini söylüyordu. Ama annesi onun hasta olduğunu, bir psikiyatri kliniğine görünmesi gerektiğini söylüyordu. Gizem Tekin'i tuttuğu sırada Tekin'in eli yine aynı oldu. Yanmayla beraber elini çırptı havada. Söndürmeye çalışıyordu sanki elini. Ama elinde hiçbir şey yoktu. Annesi bunu görünce şok oldu. Çünkü daha öncesinde medyumluk yaptığı düşünülen bir arkadaşı evine gelmişti. Bu da aynısını yaşamıştı. Ve Tekin'le birebir aynı hareketler. İçeriye davet ettiler Tekin'i. Sonrasında da anlatmaya başladı Tekin. Başından geçen olayları. Gizemde başından geçen olayları anlatınca yardım edecek birini tanıyorum galiba dedi Tekin. Hocaya ulaştı, eve çağırdı. Kısa süre sonra hocanın gelmesiyle beraber Gizem bir anda okumalarla kötüleşti. Sırtüstü yatan Gizem gözleri yukarıya doğru kayarak bembeyaz keseli gözü. Göz bebekleri artık yoktu ve bir anda saldırır şekilde Tekin'in üzerine doğru koştu. Annesiyle hoca onu tutmaya çalıştılar keyifli dinlemeler. Gizem bir anda boğazıma doğru yapıştı. Bırak demeye çalışsam da nafile. İncecik berekleri olmasına rağmen hiçbir şekilde ellerini ayıramıyordum. Boğazıma tamamen yapışmıştı elleri. Bir iki defa debelendim ama yok. Kurtulma şansım hiç yokmuş gibiydi. İyice gırtlağıma doğru çöktüğünde nefes alamaz hale geldim. Hocam bir anda gizemin ensesine doğru dokunarak kulağına doğru bir şey söyledi. Söylemesiyle beraber gizem yana doğru devrildi. Hoca derin nefesler alıyordu. Burnunda hafif çakan geldi. Bana doğru bakarak senden, senden direkt nefret etti. Bir insandan bu kadar nefret etmeleri normal değil. Benden bile bu kadar nefret edemiyorlar. Sen, sende bir şey var dedi. Soluk soluğaydı. Yaptığım şeyi daha önce okumamıştım. Bütün bedenim acıyor. Acıyor diyerek öylece yana doğru düşer gibi oldu. Hemen toparlandım. Öksürüklerim geçince hocayı kaldırdım. Koltuğa doğru almıştım. Gizem'in annesi de diğer koltuğa doğru yatırdı Gizem'i. Hoca birkaç dakika sonra kendine geldi. Ayağa doğru kalkıp direkt Gizem'in başına gitti. Annesi ağlıyordu. Hocam neyi var kızımın? O neydi öyle? Hiç görmedim Gizem'i ben böyle. Gizem sahiplenilmiş. Kanında bir ifrit var. Söylediğim gibi bu çok güçlü bir cinli. Kendisini kontrol etmek oldukça zordur. Fiziki güç katıyor gizeme. Bana doğru dönüp yanıma doğru gel dedi. Yanına doğru ilerlediğimde ne yapacağımı bilmiyordum. Sadece dizlerimin titremesi ve korkum vardı. Yavaşça oturdum yanına doğru. Annesi bayağı kötü olmuştu. Uyanacak mı kızım? Öyle mi kalacak diyerek soruyordu. Bu vaka benim için birazcık fazla. Böylesine güçlü bir ifritle daha önce karşılaşmadım. Hocalarımdan birini davet etmem gerekti. Kendi başıma yaparsam, tecrübesizliğimden dolayı kızınıza bir zarar gelebilir. Bunun vebalini almak istemem. Hocanız ne zaman gelebilir diye sordu. Hemen arayacağım kendisini. Zaten benimle beraber kalıyor. Ayağa kalkıp telefonunu çıkardı. Balkona doğru çıktıktan sonra hocasıyla konuşuyordu. Öylece dizlerimin üstünde oturmuş, gizeme doğru bakıyordum. Allah razı olsun senden dedi annesi. Eğer gelip sende bunları görmeseydim, belki de kızımı ilaca boğacaktım. Dinimden ne kadar uzak kaldığımı anladım. Böyle şeyler aklıma hiç gelmedi. Kızımı delirdi zannettim direkt. Ah, ah diyerek kendi kendine kızıyordu. Kapı açıldı içeriye girdi. Hocam geliyor adresi söyledim. Bir yarım saat kadar sonra burada olur. Ne yapmam gerekir şimdi diyerek annesi sordu. Pijaması filan varsa onu bir giydirin. Kendi odasında yatağında yatsın. Uzun süre uyanamaz merak etmeyin. Onu taşıyıp içeriye doğru götürüyordu annesi. Hocam bir şey soracağım. Kulağına ne söylediniz? Kulağına söylediğiniz şeyden dolayı yere yıkıldı. Sonrasında da burnunuz kanadı. Kur'an-ı Kerim'de bazı batinlik okumaları vardır. Onlardan birini okudum Tekin. Ama vücudun bu kadar temas alışkın değil. Örneğin senin dokunduğun ve temas ettiğin gücü hiç hissetmedim belki de. Hocam geldiğinde belki de sende nasıl bir enerji var ona da bakar. Enerji mi? Bazı şeyler enerjiyle ölçülür. Ama bildiğimiz enerji değil. Peki hocam siz ne diyorsanız? Annesi bir süre sonra çıktı odadan. Yatırdım hocam dinleniyor. Kendinde değil ama hala. Bir süre gelemeyecek kendine. O sırada kapı çaldı. Telefonu çaldı aynı hocamında. da. Dairesine kadar söylemiş. Aşağı inip aldı hocasını. Orta yaşlarda tatlı yüzü bir adamdı. Yukarıya doğru çıktıktan sonra tanıştırayım aslan hoca dedi. Ben elini öptüm kadında hoş geldiniz dedi. Arka tarafta gizemin odasına geçildi. Hocası içeriye girdikten sonra ne okudun kulağına diyerek sordu. Üçüncünün dördüncüsünü okudum. Tek seferde mi? Tek seferde hocam. Arkadaşı boğacaktı diyerek beni gösterdi. Direkt lisandan öte beden kontrolü yani. Evet, kanda ifrit var. Kendini saklamıyor, hissedilir şekilde. Ve bu arkadaşımız onu duyabiliyor. Musallatlı birinin haricinde hem de. Bana doğru döndü. Ker yanıma doğru dediğinde yanına gidip gitmemek arasında kaldım açıkçası. Ama gitmeme şansım da yok gibiydi. Yanına doğru ilerledim. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim onu ona doğru söyleyeceksin. Tamam mı? Başımı salladım. Arapça birkaç kelime söyledi. Ben de tekrar ettim. Gizem'in gözleri bir anda açıldı. Bana öfkeyle bakarak hafifçe kıstı. Böylece bana tutulmuş şekilde duruyordu. Ne olacak? Tekrar saldıracak mı diyerek geriye doğru adım attım. Hoca, hayır saldırmayacak. Yan taraftaki hoca gülümsüyordu. Sende de var. Sende de bu kandan var okuduğunda etkileşime geçiyor. Hem de direkt. Ben bu kadar zamandır eğitim yapıyorum. Bu seviyeye gelene kadar yıllarımı aldı. Sen de de doğuştan. Direkt doğuştan olanlardansın. Ben doğuştan olanlardanım derken virüs falan mı var bende? Yani okuduğum şeyler insan kulağını mı tırmalıyor? Konuyu o kadar uzaktım ki aklıma gelen tek şey buydu. İkisi de aynı anda kahkaha atar gibi güldü. Gizem'in annesi o kadar mutlu değildi tabii ki. Hocam ne olur bir yardım edin. Kızım kendine gelir mi? Ben kafayı tırlattığını düşünüyordum. Tırlatmış zaten. Cinni onun kafasının içinde durmadan vesveselere neden olmuş. Bu yüzden de kendinden tamamıyla vazgeçmeyi yönlendirmiş. Telefonda anlattığı gibi hem de bu arkadaşımızın duyduğu gibi kanından dolayı direkt onunla iletişim kuruyor. Midesine oturmuş. Midesine oturan cinniler çok rahat şekilde musallat olduğu insanları karanlığın içine çekerler. Rüya yoluyla başlar, sonra halüsinasyonlar. Şu anda büyük ihtimalle halüsinasyonlara yeni geçiyor. Ses duymalar, karından konuşmalar. Bundan sonrası ise yavaş yavaş cin çarpması dediğimiz evredir. Bu da kötü rüyalar, alında tek göz görme, ellerinin ve ayaklarının parçalanmış halleri, sizleri ölü görmeler ya da çok kötü şekilde ona davrandığınız görüntüler, vesaire vesaire. Hemen çantayı aç dedi. Hocasının getirdiği çantayı açtı. Birkaç tane yaprağı çıkardıktan sonra hala gözleri açık şekilde bana bakmasından rahatsız oluyordum. Yaprakları avuçlarının içine doğru koydular. Ellerini iyice sıkıştırdılar avucunu kapatması için. Sonrasında da ellerinin üzerine yazılar yazdılar. Yatağın üzerine bıraktıkları elleri titremeye başladı. Ama bu titreme üşümekten ya da bir hastalıktan değil. Yumruklarını sıkıca sıkmaktan. Bana olan öfkesi gittikçe artıyor gibiydi. Kaşlarını çattı. Şu anda üzerindeki bağlama olmasa seni burada direkt öldürmek için saldıracak. Senden nefret ediyor dedi. Aslan hocam ben ona bir şey yapmadım. Sadece duyduğum sesleri gizeme söyledim. Neden bana bu kadar nefret dolu anlamadım? Bicin benden neden nefret etsin? Ben ne yaptım ona? ve cinliğinin en çok nefret ettiği şey sahiplendiği şeyin elinden alınmasıdır. Sadece sen değil herhangi biri gizeme yardım etse aynı öfkeyi ona da duyar. Haydardır annesini hastaneye yatırmak üzere ikna etmiş. Beni de mi? Yani o cinni gerçekten beni de mi etkiledi? Annesine doğru bakıp aslan hoca başını salladı. Hanedeki herkesi kızdan uzaklaştırır. Size de vesvese verdi. Kızınızın akli dengesinin yerinde olmadığı bir hastanede klinikte yatarak tedavi görmesi gerektiğini size düşündürdü. Bunu sağladıktan sonra yalnız bıraktıracaktı onu ve sonrasında tamamen esiri haline getirecekti. Peki şimdi ne olacak? Şimdi onunla iletişim kuracağız. Kurduğumuz iletişim sayesinde ya bedenden ayrılacak ya da diyerek çantasına doğru döndü. Ya da ölecek. Başını salladı Aslan Hoca. İzlediğin filmlerdeki temel kavramlar genellikle doğru. Ama tabii ki işleyiş öyle olmuyor. Ah deyince gitmiyor cinniler. Bazıları için aylarca uğraştığımız oluyor. Aylarca mı? Evet diyerek arkadaki hoca başını salladı. Hocam sizin isminizi ben hala tam bilmiyorum. İsmim Bedirhan. Hocam yanımda olduğu için ismimi direkt söyleyebilirim. Normalde farklı farklı isimler söylerim tanıştığım ailelere. Üzerlerinde bir etkim kalmasın diye. Benden dolayı onlara gitmesinler diye. Anladım hocam sağ olun. Peki gezeminki ne kadar sürecek? Çok fazla süreceğini zannetmiyorum. Büyüyle gelenlerde de genellikle bu kadar uzun sürer. Bu bir sahiplenme durumu. Kana yerleşmiş, kızcağız dinen çok zayıfmış. Namaz kılmayı bilmiyor değil mi? Hiç öğretmediniz mi? Annesi yüzünü aşağıya doğru eğdi. Ergenliğe gelen insanlar genellikle farz olan ibadetlerine hemen başlamazlar. Bu birazcık bizi savunmasız bırakır. Erişkinliğe gelmiş herkes ibadetlerine başlamalıdır. Bunun yaşlılık, orta yaş ya da rahatlayınca yaparım gibi bir durumu yoktur. Cinler fırsat bilebilir. Yaptığı bir hata veyahut onu bir yerde görmesi cinliğine zaten kafir olmasından dolayı kendini rahatlıkla yakmasına neden olur. Kızı direkt musallat olabilmiş. Annesi benim hatam. Kızıma dini iyi öğretemedim. Nasıl korunacağını bilmiyor olabilir dedi. Her şeyde bir hayır vardır. İnşallah bundan da bir hayır çıkacak. Kağıtları hazırlayalım dedi. Bedirhan Hoca kağıtları aldıktan sonra masanın üzerinde yazmaya başladı. Ben ne yapayım hocam? Sana ihtiyacım olacak. Bana hala dik dik bakıyordu. Tek bir göz kırpma bile yok. Dakikalardır sadece bana doğru bakıyor. Annesine doğru döndü Aslan Hoca. İstiyorsanız siz içeride bekleyin. Evin beyi varsa arayın gelsin dedi. Tamam haber vereyim. Olaylardan dolayı hiç aklıma gelmedi. Aklımdan çıktı onu aramak. İçeriye doğru gitti eşini aramak için. Aslan Hoca bana doğru baktığında eşiyle konuşmaya başladığından emin olunca kadın birazdan olacaklar sadece aramızda kalacak tamam mı? Ailesini söylememen gerekiyor. Tabii hocam söylemem. Ne olacak ki? Aslan Hoca kapıyı kapattı. Sonrasında da Gizem'in alnına doğru elini koydu. Konuş. Burada olduğunu biliyorum. Okuduğu tığsımdan dolayı dilim bağlandı. Kulağına doğru ilerek aynı Bedirhan Hoca gibi sessizce bir şey söyledi. Söylediğinde bir anda bana doğru bağırdı. Senin kemiklerini yiyeceğim. Etini ısıracağım diyerek bağırıyordu. Ruhunu saracağım. Konuşan gizem filan olamaz. Bir erkekten daha kalın sesi hatta. Yaşlı, olgun bir erkek sesiydi. Geriye doğru çekildiğimde Bediran Hoca, iki tane kağıdı, şunları verebilir misin diyerek elime doğru uzattı. Tabi hocam dedim. Kağıtlara dokundum. Dokunduğum gibi o anda başım döndü. Yere doğru yığılır gibi olduğumda gizemin, gizemin üzerinde kapkara bir bulut gördüm. Bulut muydu bu bilmiyorum. Simsiyahtı. Geriye doğru çekildim. Hemen koşup Bediran Hoca elimden kağıtları aldı. Gözümü kapattı. Kulağıma doğru Kur'an okumaya başladı. Ne yapacağımı ne edeceğimi bilemedim. Sadece kaldım öyle. Aslan Hoca'ya doğru dönüp Hocam düşündüğüm gibi Çocukta kandan ötesi var. Direkt geçiyor. Ne gördün diyerek Aslan Hoca sordu. Ayağa doğru kaldırdıklarında korkudan titriyordum. Kara bulut. Üzerinde. Kapkaraydı vücudunu sarmıştı. Bediren Hoca bir anda oha dedi. Aslan Hoca'ya doğru bakıp özür dilerim hocam. Böyle bir görüş nasıl olur? Bir çocuk da hem de daha önce hiçbir eğitim almadın. İnan bilmiyorum. Bu görüntüleri görmek oldukça derin ilimler gerektirir. Şimdilik ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece görüşlerinin açık olduğunu biliyoruz. Etkileşime geçebiliyorsun onlarla. Birazcık geri de kalsın o zaman hocam. ''Bir zarar görmesin çocuk'' dedi. Vedran hocaya doğru başını salladıktan sonra Aslan hoca'ya ben kenara doğru geçtim. Hiçbir şekilde oraya doğru bakmak istemiyordum. Durmadan tehditkar konuşmalarına devam ediyordu. Kapı çaldı o sırada. ''Aslan hoca gel tabii ki'' diyerek seslendi. Annesi geldi. Babası yolda geliyor. Söyledim. ''Tamamdır. Şimdi siz de burada durun. Neler yaptığımıza iyice bakın şahit olun. Kızınızla konuşmaya çalışacağız.'' Ama öncelikle lisana gelmiş olan ifrit konuşacaktır. Ve oldukça sinirli. Bu yüzden size hakaretler edebilir. Hakkınızda bize karşı ayıp, müsteşen şeyler anlatabilir. Doğruluğunun olmadığını biz biliyoruz. Merak etmeyin dedi. Annesi gözyaşlarını silerek başını salladı. Aslan hoca ellerinin üzerindeki yazılara doğru yavaşça birkaç tane yaprak koydu. Yaprakların eline değmesiyle beraber önce başını sallamaya başladı. Sonrasında da küfürler ediyordu. Ağzı alınmayacak laflar. Neler neler söylüyor bir duysa bir ise. Utancından yüzü kızarır. Yan tarafa doğru döndü. Gözlerinin içine doğru baktı Bedirhan hocanın. Ne oldu? Evde kalıp koruyacak mısın bunun gibi? Mahalledeki bütün kadınlara bakıyorsun. Bu kız da hoşuna gitti değil mi? Daha 14 yaşında. Canın çekiyor değil mi diyerek Bediran Hoca'ya laflar söylüyordu. Hiçbir şey söylemedi. Ağzını bile açmadı Bediran Hoca. Sadece hocanın hazırla dediği kağıtları yavaş yavaş hazırlıyordu. Aslı Hoca da Bediran Hoca'nın verdiği kağıtları elinin üstündeki yaprakları kaldırarak kağıtları koyuyordu. İyice sinirlenmeye başladı Gizem. Daha doğrusu içindeki cinni. Küfürlerin dozajı arttı. Bu kadın zaten gizli gizli babamdan eve erkek alıyor. Hazır iki erkek bulmuş. Geçin yatak odasına. Ben gözlerimi kapatırım. Hiçbir şey söyletmem diyordu. Konuşmaları iyice hakaretlere, küfürlere dönmüştü. Elindeki kağıtları yerleştiren Aslan Hoca, başlayalım dedi. Annesi, ne olacak, bir şey mi olacak diye sorduğunda birazcık sinirlenecek. Hatta canı dayanacak. Ama kızınızın canı yanmayacak merak etmeyin. Aynı anda aynı şeyi okumaya başladılar. Okumalarıyla birlikte gizem başını öne doğru kaldırıp sağa sola sallıyor sonra da yastığa geri vuruyordu. Sanki ellerinden çivilenmiş gibiydi. Elleri hiçbir şekilde kalkmıyordu. Kolları da aynı şekilde. Küfürler bitmiş, sadece acı dolu çığlıklar başlamıştı. Köşede öylece duruyordum. Ve diran hocanın burnundan hafifçe kan gelmeye başladı. Oldukça güçlü hocam. Karşı koyuyor. Fazlasıyla karşı koyuyor. Aslan ucu, sakin, sakin dedi. Sonra aslan ucu farklı bir şekilde okumaya başladı. O okumaya başladığında gizemin gözlerinden hafifçe kan geldi. Gözleri kan çanağına döndü. Sadece göz bebeği görünüyor, geriye kalan ak kısmı sadece kıpkırmızıydı. Kan oturdu gözlerine. Oturur şekilde kaldırdı bir anda sırtını. Sonra da iki hocaya doğru bakıp gözleriyle aşağılar şekilde... Yüzünde bir gülümseme oluştu. Sizler bana zarar veremezsiniz. Sizin gibi zayıf Adem bana hiçbir şey yapamaz diyerek bir çığlık bastı. Çığlık o kadar fazlaydı ki bir anda dolabın kapakları açılarak dolabın içindeki giysiler, kitaplar, çantası ve her şey avize sallanmaya başladı. Odanın içinde duvara asılı olan resimleri yere doğru düşerek kırıldı. Annesi yere doğru yığıldı kapı bir yandan çalmaya başladı. Sonrasında da Aslan Hoca direkt üstüne doğru yan taraftan aldığı örtüyü örttü. Sonrasında arka taraftan bir şey söyledi kulağına. Yavaşça geriye doğru yattı gizem. Aynı Bediren Hoca'nın okuduğu gibiydi. Bediren Hoca sağa sola doğru birazcık aksadı. Sonrasında yan tarafa düşüp o da bayıldı. Aslan Hoca bana doğru bakıyordu. Ben de Aslan Hoca'ya. Aslan Hoca'nın da burnundan kan gelmişti. Sen nasıl olur da etkilenmezsin? Nasıl? Hiçbir şey yok. Ağrısızı, baş ağrısı, hiçbir şey yok Hı. mu? Başımı sadece korkuyla hayır diyerek salladım. Bu arada dış kapı bir anda kırılır gibi bir sesle büyük bir patlama gibi açıldı. İçeriye doğru girdiler. Apartmandaki kişilerle beraber. Adım içeriye girdiğinde, karısının yanına geçip, ne oluyor burada, siz de kimseniz diyerek bağırıyordu. Bir saat sonra Kadın kendine geldi. Aslan Hoca adamla konuşuyordu. Sakinleşti adam. Akrabalarıymış zaten binadakilerdi. Durumu herkes anlattı Aslan Hoca. Dindar kişilerdi. Aslan Hoca'nın anlattıklarına direk uyum sağladılar. Neler yapılması gerekiyorsa Aslan Hoca'ya güveniyorlardı. Bediran Hoca'nın durumuna bakmak için diğer odaya geçti. Ben de kalkıp onunla birlikte odaya geçtim. İyi olacak mı diyerek sordum. Başını salladı. Yüksek enerjiden dolayı bazen insan bedeni bu enerjiyi kaldıramadığı için kendini maalesef bırakır. Bediran hoca olalı 2-3 sene oluyor. Hayra benim gözetimimde bazı vakalarda benden akıl alır. Vücudu gördüğüm en dayanıklı öğrencilerden biriydi. Hoca olduğundan beri de vakalarda elinden geleni yapar. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir bilgin yok çocuk. Ama... Onun dayanamadığı ifrite, hatta onu da boş ver. Benim bile burnum kanadı. Zor dayandım. Sen de hiçbir şekilde belirti bile olmadı evladım. Soyundaki kim müddem? Kim bu kadar güçlüydü de kanı geçti sana? Vallahi bilmiyorum. Tanıdığım hiç kimse yok. Bütün akrabalarım ölmüş. Babana sor olur mu? Bahsetmişti biraz senden. Annen yokmuş galiba. Evet hocam yok. Küçüklükten beri hiç görmedim. Tamam. Babana bir sor bakalım. O sırada telefonum çaldı. İyi insanı anınca arıyor herhalde. Babam arıyor. Köşeye doğru geçtim açtım. Neredesin? Merak ettim Tekin evde de yoksun. Vedat'ı aradım. Bugün gelmedi biraz işi varmış dedi. Neredesin sen? Baba bir arkadaşımın evindeyim Gizem diye. Belki hatırlarsın ilkokulda da bizim sınıftaydı. Hatta müsamere de yan yanaydık. Tanışmıştın. Ha hatırladım evladım tamam. Ders mi çalışıyorsunuz? Babama da yalan söylemeyi hiç sevmem. Ama telaşlanmaması için. Öyle baba öyle. Tamam oğlum o zaman. Keşke haber vereydin ben de merak ettim. Haydi görüşürüz dedi. Görüşürüz baba diyerek kapattım. Hocam diyerek yavaşça kalkmaya başladı Bediran Hoca. Sakin, sakin dedi Aslan Hoca. Öncelikle dinlen Bediran. İyisin değil mi? Kemiklerinde bir ağrı var mı sizi? Başka bir durum oldu mu düştüğünde? Hayır hocam iyiyim. Siz iyi misiniz? Tekin iyi mi diyerek sordu. İyiyiz şükür iyiyiz biz de. Kız, kız nasıl? Kızın kanından bütün vücudu kontrol edebiliyor. Oldukça zorlu bir ifrit. Büyük ihtimalle de bize zorluk çıkaracak. Antlaşmaya da onunla konuşma şansımız yok. Öldürmeye mi çalışacağız direkt? Öldürmekten başka çaremiz yok. Eğer öldürmezsek Kızı daha da sonra sokacak. Hatta kızın bedenini kendine zarar vermek için kullanmayı bir öteye geçirip başka insanlara da zarar verecek. Tamam hocam. Kalkayım ben diyerek yine kalkmaya çalıştı. Dinlensin. Bizim çocuklardan birkaçını çağırdım. Yarın yine geliriz dedi. Aslan hoca salona doğru çekti ben de arkasından. Oturan kişilere durumu açıkladı. Yarın yine geleceklerini söyledi müsaade istedi. Babası çok kötüleşirse size ulaşabilir miyiz? Tabii ki. Numaramı yazdım zaten. Amcasıydı galiba ki zemin. O ayağa kalktı. de var Ferhat merak etme dedi. Yarım saate kadar iki kişi geldi. Bedirhan Hoca'yı destek olarak asansöre bindirip aşağıya indirdiler. Ben de Hasan Hoca ile aşağıya indim. Arabayı biniyordu onlar. Allah'a emanet olun ben eve geçiyorum dedim. Gel bırakırız seni de evlat dedi ama rahat uzansın Bediren Hoca. Bir daha izirip bükürmesin, bacaklarını çekmesin. İyi o zaman. Kendine dikkat et dedi. Siz de hocam Allah razı olsun. Eve doğru yürüyordum öyle. Gördüğüm şeyleri bizim çocuklara anlatsam delirmişsin tamarhanelikmişsin der. Bir de gizeme de çok ayıp olur. Kızın üzeri bu. Bana anlattı her şeyini. Gidip de başkalarına anlatmak olmaz. Bu defteri burada kapatmak en iyisi. Bir daha Arapça yazı görürsem hayatta dokunmam. Hatta Arapça yazıyı boş ver. Böyle bir konu hakkında konuşulduğunu duyayım. Dört nala koşarım vallahi. Hayatta oturmam artık orada. Dalgın dalgın evin bahçesine girmek için demir kapıyı açtım ki kapı açık. İçeride birileri var. Haydi ambulans aramadınız mı diyerek konuşuyorlar aralarında. Hemen aşağıya doğru inip eve girdim. Abi ne oluyor? Babam nerede? Geldin mi? Tekin babana bir şeyler oldu. Bağırıp çağırıyordu kimse bir şey anlayamadı. Sesler kesilince de girelim dedik. Bu halde bulduk. Başından çekildiler. Başını duvarlara vurmuş. Başında birazcık yarık var. Kanlar yüzünü iyice kaplamıştı. Duvarda Arapça bir şekilde yazı yazıyordu. Ne olduğunu anlayamadı kimse. Ambulans sesleri gelmeye başladı. Sağlık görevlileri geldiğinde duvardaki kan izlerine baktılar. Başını sert vurmuş olabilir diye boyunluk taktılar. Sediye aldıktan sonra ambulansa geçtik. Mahalledekiler zaten iş dostu. Biz kapıyı kapatırız sen devam et babanla dediler. Allah razı olsun mahalleden iki üç kişi de kendi araçlarıyla geldi. Hastanede son durumu öğrenmek için bekliyorduk. Doktor geldi. Çok bir şey yok kafa travması olabilir diye gözetim altında tutacağız. Yarı diktik yedi tane dikiş attık. Fazla bir şey gözükmüyor ama gene de dikkatli olmak lazım. Bir kanaması veya bir şey yok dedi başında. Sağ olun hocam dedim. Öylece oturdum kaldım. Bir derdiniz bir sıkıntınız mı vardı oğlum diye sordu komşular. Hani paraya filan mı sıkıştınız? Bu kadar cinnet neden geçirdi baban? Yok abi ev kira bile değil biliyorsun. Paramızı biriktiriyoruz ben de çalışıyorum. Niye böyle yaptı anlamadım diyecektim ki. Duvardaki Arapça yazı geldi aklıma. Sonrasında da gizemli olan o konuşmalar. Aslan Hoca demişti. Seni öldürmek istiyor çünkü ona yardım etmeye çalışıyorsun. Eğer onun istediği bir şeye yardım eder, onu kurtarmaya çalışırsan seni, senin kanından olanları demişti. Babam, babam belki de onun yüzünden mi? Ne oldu diyerek sordular. Biraz hava olur mu abi siz buradasınız. Tabi tabi çık bir hava al kendine gel. Bahçeye çıktım. Bediran hocayı aradım. Telefonu açtığında uykuluydu. Kusura bakmayın hocam dinleniyordunuz galiba. Sorun değil Tekin buyur söyle. Etrafıma doğru bakıp kimsenin duymayacağından emin oldum. Hocam galiba şu gizeme musallat olan cinni bana saldırdı. Yani bana değil babama saldırdı. Ney? Nasıl diyerek bir anda sesi canlandı. Anlat bakalım ne oldu? Eve döndüm. Hatta size vedalaştıktan sonra. Evet biliyorum. İşte eve geldiğimde babam kötü haldeydi başını duvarlara vurmuş. Alnında birazcık yarık vardı, yedi dikiş attılar. Hastanede değişimdi. Ama duvarda Arapça bir yazı yazıyordu. Ne yazıyordu diyerek sordu. Yani çizebilirim ama nasıl olacak bilmiyorum. Bekle tamam. Önemli olan şu anda baban. Oraya geliyoruz. Hastanenin ismini söyleyerek o hastanedesiniz değil mi diye sordu. Evet evet buradaki hastanedeyiz. Onlar yola kuyulup gelecekti. İçimdeki sıkıntı daha da büyüdü. Kendi canımı unuttum. Benim yüzümden babamı olanlar. Nasıl söyleyecektim babama? Hatta benim yüzümden bu hale gelmesi, direkt benim suçum olduğu için onun yüzüne nasıl bakacaktım? Ya daha kötü olsaydı? Ya ölseydi? İçim içimi yemeye başladı. Bir türlü rahat edemiyordu içim. Bir süre sonra komşular çıktı. Baban kendine gelmiş biraz. İstiyorsan konuş dediler. Başımı salladım yanına geçtim. Baba nasılsın diyerek oturdum. İyiyim oğlum. Ne oldu anlamadım. Bizimkiler cinnet geçirmişsin dedi ama hatırlamıyorum. Yemek yedim. Maç vardı maçı açacaktım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kafamı duvara vurmuşum. Ayağım mı kaydı ne oldu? Hiç bilmiyorum oğlum dedi. Sen endişelenme baba. Olmuş bir aksilik. Daha iyisin ya şimdi. İyiyim iyiyim. Şükür olsun ki iyiyim dedi. Oh babam iyi o sen yeter. Birazcık dolaylı yoldan sordum. Böyle garip bir şey hissediyor musun baba? Mide bulantısı. Sanki böyle içinde bir şey varmış gibi. İçinde bir şey varmış derken. Yani içinde bir şey varmış derken böyle mide bulantısı oluşturacak. Karnından bir ses filan. Gurultu gibi. Gizem karnımdan konuşuyor deyince belki babamın da içine girmiştir diye korkuyordum. Ha yok oğlum iyiyim şükür olsun ki. Bir şeyim yok galiba birazcık bekleteceklermiş beni burada. Ondan sonra da borç edeceklermiş. Doktor ne olur ne olmaz belki bir travma oluşur diye gözetim altında tutalım dedi. İyisin inşallah. İyiyim oğlum iyiyim. Hatta sen eve geç. Bak bizim burada çocuklar hepsi. Fuat filan hepsi burada. Sabaha kadar duracağız dediler. Yok baba ben de bekleyeceğim. Ama çok yorgun olursam geçerim. Tamam dedi. Sen biraz dinlen diyerek çıktım. O sırada telefonum çaldı. Bediren Hoca ve Aslan Hoca da içeriye giriyordu. Bediren Hoca'yı almaya gelen iki kişi daha vardı yanlarında. Onlara doğru yürüdüm, bahçeye geçerim dedim. Bahçeye geçtiğimizde Aslan Hoca baban iyi mi diyerek sordu. Başımı salladım. Şükür iyi hocam kendine geldi. Hissediyor musun karnında bir şey diye sordum. Yok dedi. Yani konuşa neden bir ses yokmuş. Tamam öncelikle bir sakin olalım. Şu Arapça yazıyı yaz. Bediren kağıt kalem verin çocuğa. Hasan Hoca'nın dediği gibi kağıt kalem verildi. Duvarda gördüğüm Arapça yazıyı kağıda yazdım. Onlara doğru uzattım. Kağıdı aldıklarında direkt bu intikam demek. Arapça'da ölüm demek de olur. İntikamını almak için gelmiş. Kıza tam olarak bağlı değil. Büyü yok. Bedenden istediği zaman ayrılabiliyor. Hedefini aldı büyük ihtimalle. Bitirenin bayılması ve benim zarar görmemden sonra Tekin'e hiçbir şey olmaması daha da öfkelendirmiştir onu. Beni bir süre bağlı tutabiliyoruz. Cinni oldukça güçlü. Tam olarak hiçbir şekilde onu bağlayamayız. Ne yapacağız hocam diyerek sordular. Aslan hoca hemen gitmeliyiz. Öldürmeliyiz onu. Eğer o cinniyi öldürmezsek Tekin'in etrafında kim varsa sevdiği herkesi öldürecek. Bu yüzden hızlı olmalıyız. Cinnet geçirmeden kimse orada olmalıyız. Sen babanın yanında kal dediler. Aslı'nın ucunun kolundan tuttum. Başıma hayır diyerek salladım. İçimde öyle bir öfke ateşi yanıyor ki ben de geleceğim. Babanın yanında durman lazım ama tek kalmasın. Yok hocam ben de geleceğim. Burada var komşular. Bakacaklar sabaha kadar. Bir şey olursa haber ederler. Çocuğun böyle bir şey görmesi uygun değil dedi diğerleri de. Aslı'nın uca vakit yok. Tekinle inatlaşırsak zaten her türlü gelecek. İçeriye her türlü girecektir. Hızlıca arabaya geçtik. Aslan Hoca Bediren Hoca'ya doğru dönüp şu kızcağızın ailesini ara. Telefon numarası sende vardı. Kağıtta vermiştim. Var hocam kaydettim arıyorum dedi. Gizem'in ailesi arandı. Geldiğimiz bilgisi verildi. Evin önüne geldiğimizde amcasıyla direkt babası aşağıdaydı. İndiğimiz gibi karşıladılar bizi. Yukarıda uyuyor şu anda. Sakin. Hiçbir şey yapmadı hocam dediler. Yukarıya doğru çıktık. Biz Bediren hoca aslan yukarıya çıkarken diğer iki hoca da bagajdan çantaları alıyorlardı. Onlar da yukarıya geldiler sonra. Gizem'in odasındaydık. Başında annesi Kur'an okuyordu. Babası bir şey mi oldu hocam diyerek sorduğunda durum gittikçe ciddileşiyor. Sizlere de sirayet edecek. Bu yüzden bu gece bu cinniyi burada öldüreceğiz dedi. Şok içindeydiler. Ne diyeceklerini bilemediler. Hocam siz doğrusunu bilirsiniz. Siz ne diyorsanız öyle olsun. Bizden ne istersiniz? evde bulunmamanız gerekiyor. Karşı taraf sizin dairemi. Yani sizden birileri var mı? Evet var. Orada benim dayımındır dedi. Lütfen binadaki başka bir kata geçin. Bu katı komple boş bırakın. Sesleri duymamaya çalışın. Olabildiğince, elinizden geldiğince Kur'an okuyun ve dua edin kız için. Tamamdır hocam. Annesi de Kur'an'ı kapatıp kalktı. Evden çıktılar. Evden çıktıktan sonra çantalar açıldı. Çantalar açıldığı sırada Gizem gözlerini açtı. Gözleri simsiyahtı. Yavaşça ve korkarak parmağımla Gizem'i gösterdim. "Hocam, Aslan hocam, ölülülülü lütfen bakın. Bakın." diyerek Gizem'i gösterdim. Bana doğru baktıktan sonra Gizem'e döndüler. Yüzünde iğrenç bir gülümseme vardı. "Sizler mi beni öldüreceksiniz? Şu an öldüm." Yandım galiba. Yarım saattir kafamı şişirdi kadın. Onu okuyunca bana bir şey olacağını zannediyor. Sizler de öylesiniz gerçi. Size gerçeği göstermedim mi? Bir anda yine oturur şekilde fizik kurallarına çok aykırı bir hızla kalktı. Geriye doğru birkaç adım attım sadece ben. Diğerleri sanki bu olaya daha yatkındı. Korkuyordum. Kalbim hızlandı. Bana doğru bakarak Babanın oynadığım küçük oyunu beğendin mi? Nasıldı Tekin? Babanın kafasında ömür boyu beni hatırlatacak bir şey bıraktım. Artık baktığında hep beni hatırlarsın. Pardon, ölecekti zaten. En son hatırladığım bir yarası olsun en azından. Sen de öleceksin. Ama seni en sona bırakacağım. Seni en keyif alacağım şekilde öldüreceğim. Önce bu ihtiyardan başlayacağım. Sonra bunlardan diyerek tek tek herkesi saraya koymuş gibi söylüyordu. Babamı söylediklerinden dolayı iyice kanıma dokundu. Öfkem artıyordu. Sen hiçbir şey yapamazsın. Allah Celle Celaluhu ne isterse o olur. Seni de o yarattı. Hiçbir şey yapamazsın bize. Aslan Hoca ve diğer hocalar şaşkınlıkla beni izliyordu. Sana neler yapabileceğimi gör diyerek ellerini yukarıya doğru kaldırdı. Sonrasında da bir şeyler söylüyordu. Ne olacak? Havaya mı uçacağım? Egzorsiz filmlerindeki gibi duvara mı yapışacağım? Burnumdan kanlar gelerek yoksa düşecek miyim? Üzerime doğru baktım. Sonu hocalara. Hiçbir şey olmuyordu. Aslan hocanın arkasında olan hocalardan bir tanesi lanetli, lanetliyi okuyor. Hiçbir koruma okumadığı halde hiçbir şey olmuyor çocuğa. Aslan hocam görüyorsunuz değil mi dediğinde Hasan Hoca'nın kolunu dürtmeye başladı. Hasan Hoca da başını sallayarak görüyorum. Gizem'in suratında birazcık öfkeden çok şaşkınlığa dönmeye başlamıştı. Neden? Neden önümde diz çökmüyorsun dedi. Sonrasında okumalarını daha da şiddetlendirir şekilde bağırdı. Etrafı yeni toplamalarına rağmen yine bütün eşyalar dağılmaya başladı. Yukarıdaki avize deli gibi yuvarlak çizer şekilde sallanıyordu. Işık gidip gelmeye başladı. Duvara doğru geriye yaslanıp sadece bakıyordum. Hocalar Kur'an okumaya çalışıyordu ama ses o kadar fazlaydı ki kulaklarımı tıkadım. Ses bittikten sonra hocaların bazılarının burunlarından kan gelmişti. Hasan Hoca ve Bediran Hoca da kan yoktu. Sadece onlar ayağa doğru kalkarken biraz zorlandılar. Sonra bir anda başını benden çevirdi hocalara doğru baktı. Ellerini onlara doğru kaldırarak bana okuduğu gibi okumaya başladı. Bir anda onlar duvara doğru yapışır gibi yüzleri gitti. Başlarını geriye doğru çekti. Bana doğru bakarak onlarda da iz bırakacağım. Hepinizi bu izle öldüreceğim dedi. Ellerini tam öne doğru götürecekken sakın yapma, sakın yapma diyerek çığlık atar gibi öfkeyle bağırdım bağırmamla birlikte. Bütün odadaki pencereler patladı. Gizem havada savrularak sırtını duvara doğru vurup yatağa doğru düştü. Bütün hocalar yere doğru yığıldı. Yavaş yavaş kalkıyorlardı. O sırada ellerime doğru baktım. Ellerim, ellerim yine o kabarıklıklarla doluydu. Sanki küçük küçük Arapça öfler bütün ellerimde iz gibi çıkmıştı. Etrafta kırılanlardan aynı da vardı aşağıdaydı ayağımın dibinde. Kendimi gördüğümde sadece aynı gizem gibiydim. Ama gözlerim bembeyaz, gözlerimin her yerindeki damarlar çıkmıştı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.